Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size iki renkten mavi ve yeşilden oluşan sıralı bir iğneden ta model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Altı bu arkadaşlar çay karıştırıcısı. Bu büyüklükte pipette veya hutta yoğurt kovasının kulpu da olur arkadaşlar. Bu aparatların boyutunda herhangi bir aparatı kullanabilirsiniz şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz burada iki çilek arasında altı tane tığ battı yapıyoruz ikişer zincir çekerek arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 tanesini daha önce hazırlamışım 1 2 zincir altıncıyı da bu şekilde yapıyoruz bir defa doladım tığımın başına hemen yandaki tığ battıya girip bir, 2, 2 olarak aldım. Buraya trabzandan bir yuva yaptım. Bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Hemen bu çay karıştırıcı ara, aparatım arkadaşlar. Geçirdim ilmeğimi. Bu yapmış olduğumuz trabzanın arasını arkadaşlar bakın ilmeklerimiz için bu şekilde burayı yuva ediniyoruz. Buradan girdim. Bir, iki zincirimi çektim buraya. Yine aparatıma takıp ikinci ilmeğimi bu şekilde oluşturdum. Yine giriyorum. Bir, iki zincir. Üçüncü ilmeğe girdim. Dördüncü girdim. Yuvanın içine arkadaşlar trabzanımın arasına sıkı sıkı iki zincirimi çekip buraya bu şekilde arkadaşlar beş tane ilmeği topladım. Yine aynı şekilde buraya giriyorum bir sık iğne yapıyorum. Şu arkadaşlar dibine de girebilirsiniz veya girmeden direkt iki zinciri çekip bu şekilde yandaki tığ battıya tığ battı olarak yapıyorum. Yine altı tane bu tığ battı arama mesafesine geldik arkadaşlar. Bu şekilde iki zincirimi çekip yandaki tığ battıya girdim. Üç oldu. Yandaki tığ battıya girdim. Dört oldu. 2 zincir yandaki tığ battıya girdim 5 oldu 2 zincir yandaki tığ battıya girdim 6 oldu yine altı tane tığ battı ara mesafesini verdim arkadaşlar bir defa tığımı doladım yandaki tığ battıya girip 1 2 2 trabzanımı yine yaptım arkadaşlar çünkü bu trabzan benim yuvam bir zincirimi çektim arkadaşlar İster bu şekilde çıkartıp da yapabilirsiniz veya kaydırarak devam ettirebilirsiniz Yine aparatıma ilmeğimi taktım. Burayı yuva edindik dedim arkadaşlar. Demin yine aynı şekilde bu trabzanın arasına iki zincir çekip dibinde sıkı sıkı beş tane ilmeğimi topluyorum. Yine girdim. Bir, iki, üç oldu. Yine bir, iki, dört oldu. Yine giriyorum arkadaşlar. İki zincirimi çekiyorum. Beşinci ilmeğimi bu şekilde aparatıma taktım. Beş tane ilmeğim dolunca arkadaşlar yine buraya bir sık iğne yapıyorum. Dibine de bir sık iğne. Trabzan yaptım. Tığ battıya da bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki, bu şekilde arkadaşlar. Tığ battı. Bir, iki zincir. Sıradaki tığ battı ya. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi 6 tane tığ battı yapıyorum. 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 Şimdi arkadaşlar trabzan yapıp 5 tane ilmek toplayacağız. Anlaşıldığına göre bir tane fazla daha yapıp arkadaşlar fazla vaktinizi almayalım. Şu şekilde sağlayalım ve bu boyutta oluyor arkadaşlar. Benim kullandığım kulak çöpünün boyutu bu şekilde oluyor. Şimdi bademimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk başlarken arkadaşlar direkt ilk kiplikten bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu artmak için 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi sizle beraber ilk başlar gibi arkadaşlar bu şekilde başlıyoruz. İlk kirpiğimin içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. Şimdi buraya 8 tane zincir. 8 zincirimi çektim bu şekilde. İpim arkadaşlar çok güzelmiş. Sert bir ipmiş. Bu şekilde. İlkini arkadaşlar yeşil yuvaya değil de bu sık iğne ile sabitledim arasına girdim sık iğnenin bu şekilde kirpiğimi yaptım ki şöyle yaprağın içine ilmeğin içine dibine doğru yaptığım ilmek kaymasın diye arkadaşlar bu şekilde sık iğnenin içine bu 8 zincirimi sabitledim direkt bu yeşilin içine sabitlemedim sık iğnenin içine sabitledim kayma olmasın diye şimdi 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi sıradaki yeşil ilmeğimden tutup bir tane buraya 3 zincirden yuva yaptım yine 3 zincir sıradaki ilmeğimi tuttum buraya yine bir 3 zincirden yuva yaptım bu ikinci yuva 3 zincir sıradaki ilmeğimi sık iğne ile sabitledim 3. yuva bu şekilde arkadaşlar 5 tane yaptığımız bu yeşil ilmeğe tam dört tane bu şekilde yuva oluyor. Şimdi Tekrar arkadaşlar iki zincirimi çekiyorum ve bu şekilde dönüp ilk yaptığım yuvaya sabitliyorum iki zincirimi. Şöyle netlik oldu sanırsam. 1 2 3 zincir. Sıradaki arkadaşlar yuvaya girdim. Yuva yaptım. 3 zincir sıradaki yuvaya girdim. Yuva yaptım ikinci yuva. 3 zincir sıradaki bu 3 zincirli yuvaya girdim arkadaşlar. Bu şekilde sabitledim. 4 olan yuvam ikinci sırada arkadaşlar bu şekilde 3'e düştü. Bu kenardaki kirpiye hiç ellemiyoruz arkadaşlar. O 8 zincirli kirpiye hemen 8 zincirimizi yapıyoruz dibine gelince. Bakın son yuvaya gelince 8 zincir. 8 zincirimi hemen dönderdim arkadaşlar. Bu aynı yuvaya ilk yuvaya kapatıp yine ilkinde olduğu gibi buraya bir kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir kapattım. Yuva yaptım. 3 zincir yuvamız arkadaşlar. Dönüşte de 2 zincir. 2 zincirle dönüyorum. Bakın kesme işlemi oldu. 1, 2, 3 zincir. Yine arkadaşlar son yuvama geldim. Bu şeye, kirpiye hiç ellemiyoruz arkadaşlar. 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Ve yuvaya birinci kirpik olarak kapattım. Buraya arkadaşlar tam 4 tane 8 zincirli kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8. Hemen arkadaşlar bu şekilde ikinci kirpiği kapattım. Son yuvamıza. Yine üçüncü kirpiği de aynı yere sekizinci zincirimi de arkadaşlar yine aynı yuvaya kapatıp buraya bu şekilde arkadaşlar dört tane kirpik yaptım. Kenarda iki tane bu şekilde arkadaşlar. Ortada da dört tane kirpiğimizi yaptık. Bakın hiç iğne oyasından hiçbir farkı yok. Daha da çok hoş ve kolay yapımı da güzel duruyor arkadaşlar. Yine ilk başladığım gibi arkadaşlar 12 zincirimi çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri çektim. Hemen ilk yeşil kirpi arkadaşlar içine girdim. Sık iğne ile bu 12 zincirimi buraya sabitledim. Bakın arkadaşlar şu şekilde oluşuyor artma işlemi de 12 zincir tam geliyor. Benim elimin ayarına göre gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bu son çileğimizi yapalım arkadaşlar. 8 zincir Bakın arkadaşlar burada demin de söylediğim gibi sık iğnenin içine giriyorum. Yeşile girmiyorum ki kaymasın. Kapattım. 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi 3 zincirimi kapattım. 3 zincir. ikinci yuvam. 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi kapattım. 3 zincir sıradaki ilmeği kapatıp bütün ilmekleri arkadaşlar üçer zincirle tutturdum şimdi 2 zincir çekip dönüyorum bu şekilde ters tarafına ilk 3 zincirli yuvaya bu 2 sıkı iki zinciri sık iğne ile kapattım 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir şekilde arkadaşlar 4 olan yuvam yine 3'e düştü. Köşeye gelince tam bitiş noktasına gelince 8 zincirle dönüp kirpik yapıyoruz. 8 zincirimi çektim. Hemen ilk yuvaya bu şekilde sabitledim. 3 zincir sıradaki yuvaya. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvaya 2 zincirle dönüp arkadaşlar eksiltme işlemini yapıyorum sık iğne ile yuvaya sabitliyorum 3 zincirimi çektim sonuncu yuvamı da yaptım bu şekilde arkadaşlar şimdi 8 zincirle düz yüzüne döneceğiz 8 zincir son yuvama kapattım buraya son yuvama 4 tane 8 zincirli kirpik yapıyorum ikinci kirpiğim. Bu da üçüncü kirpiğim. Bu da dördüncü kirpiğim arkadaşlar. Son üç zincirliği yuvaya da bu şekilde dört tane kirpiği yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya yine 12 zincir çekip sıradakine bağlanacak. Bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Oyamızın oluşu, bitişi bu şekilde. Gerçekten çok hoş. Gerçekten zarif, güzel oldu arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. İnanın iğne oyasından hiçbir farkı yok. Anlaşılır bir anlatım olmuştur inşallah. İşinize yarayan bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.